Sıcam dönüşte. Eskişehir mutfağından çi börek. Hamuru için 1 kilogram un, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. İçi için yarım kilogram dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı su, tuz ve karabiber. Kızartmak için sıvı yağ. Anneciğim bak, dördüncü yemeğine geçtin. Diğerleri de çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim, sayende oldu sen. Senin yüzünden diye ben kızmıştım ama çok memnun oldum. İnsanın kızı olmalı, bak nasıl övüyor annesini, gördün mü? Şimdik şekerim, evet. Çi börek yapıyoruz. Valla bizim için çok önemlidir. Hani evet. Bütün Türkler için herkes çok sever. Şimdi sen güzel bir hamur yoğuracaksın. Un, evet. Su, tuzdan oluşan. Hadi gel başla. Başlayalım. Şöyle tuzun, bir yandan kahveni yudumla. Sert mi, nasıl? Yok, yumuşak mı? Yumuşak bir hamur. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. Başla bakalım yoğurmaya. Evet. Bu arada Serkan'ın şeyini görün. Hemencecik tamir etti çerçeveyi. Bak. Gördünüz. Çok güzel olmuş. Marifetli çocuk. Hemen yapıştırdı vallahi. Cansın. Çi börek. Evet, senden dinleyelim. Şöyle ki, çi börek yapınca Eskişehir'de bizim Erol abiyi anmazsa gerçekten çok ayıp olur. Dostumuz oldu artık Erol abicim. Onun dükkanına biz çekim yapmaya gittik. Biz çi böreği içi çiğ diye çi börek zannederiz ya. Orada Erol abi böyle hani servisler koyuyorlar ya böyle kağıttan. Evet. Neden çi börek olduğuna dair bir yazı vardı onun servislerin üstünde. Çi börek demek eski Kırım Türklerine ait, evet, bir yemekmiş bu arada. Tatar yemeği. Tatar yemeği. Tatarlarda çi demek leziz, lezzetli demekmiş. O yüzden adı çi börekmiş. Biz onu kendimizce çiğ börek yapmışız. Ne kadar değişik değil çok mi? Çok değişik, evet, gerçekten. Aslında yumuşak G yok. Aslında yok. Aslında yumuşak G'si yok. Aslında bazıları da şır börek derler. O da güzel Tatarca. Söyledin. O, yine o da yazıyordu. O da şır börek. Evet. Şır da yağ attığınızda içi çiğ olduğu için ve sulu bir harç sulu bir olduğu için. Böyle o suları aktığı için yağ şır 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 ses yaptığı için, evet, şır börek, börek de deniyor. Bence kolay bir tarif. Evet. Çok İçi kolay de çünkü bir tarif. Çok kolay. Evet. Çiğden yapılıyor. Kızartma tabii birazcık, evet, olayı var. Onun dışında müthiş lezzetli, çok, hakikaten dedikleri gibi çiğ börek müthiş lezzetli, acayip sevdiğim bir tariftir. Gayet güzel, evet, kızarık gözüküyor. Aynen çok güzel olmuş. Bakalım tadına bakacağım. Evet. Nasıl olmuş söyleyeceğim. Görev yapman lazım. Görevlerimi yapacağım. Evet. Sana soğanı vereyim rendeli. Tamam. Ha? Ağla biraz. Bu ne şimdi? Valla bizim bir olay, bir tarifimiz var. Portakal dilimi. Evet. Oya ablaya sevgiler. Gerçekten Oya ablacığım, tarif olay oldu. Çok da fazla bununla ilgili yorum alıyoruz. Hani çok fazla şaşıranlar olmuş nasıl olacağıyla ilgili. Sen de bunlardan bir tanesisin. Nesin akşam misafirliğe gidiyormuş ve yoğun istek üzerine bu tarifi istemişler Nesin'den. O da Seyhan'la birlikte yaptı. Şöyle en altta çok şaşırdığın için, evet, söylüyorum. Evet, kesinlikle. Ben de çok merak etmiştim. Hani hamuru böyle çok sert gelmişti. Nasıl olacağını, evet, bilememiştim. Burada size de sormak istemiştim ve gördüm. Kesinlikle ben de deneyeceğim. Çok güzel uygulayarak daha güzel öğreniyor ya insan. Evet. Dağınık bir hamuru hiç korkmadan böyle bastırıyorsunuz yağlı kağıda. Sonra fırına atıyorsunuz. Kaç dakikaydı acaba Ceylan? 15 dakika boyunca böyle pişiyor. Ondan sonra da güzel bir portakal suyundan bir sosu vardı. 170 derecede. Aslında çok kolay bir tarif de birazcık görünüşte böyle korkutabiliyor. Oya ablacığıma sevgiler. Nesine de afiyet olsun. Bizim tariflerimizi www.nurselinmutfağı.com.tr adresimizden tekrardan izleyebilirsiniz. Gerçekten ben de izlemeden, görmeden kolay kolay tarif yapamam. Hani okuyarak yapamam, haklısınız.
Bu tarif yazılması gereken, deftere yazılması gereken müthiş bir tarifti. Kesinlikle. Gerçekten biz hala aklımızda tadı. Ben de deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Birebir gördün. Çok şanslısın. Daha önce Ceyda söylemişti bana. Anne böyle bir tarif gördüm. Bunu bir deneyeceğim demişti. Burada gözümüzle görmek çok daha güzel süper oldu. O zaman ben de soğanları rendelemeye başlıyorum. Ağlayacağının garantisini veriyorum sana. Ağlama garantili soğan. Kesinlikle. Ben hamurlarımızı şu şekilde bezeledim. Şimdi açmaya başlayacağım. Bezelerimi açmaya başlıyorum. Ağlarsam önce adam ağlar ardından. Ağlamak için teşekkür ederim. Baya sağlam ağladı ama. Bak ben az önceki soğan doğradım. Benim gözüm kalaylanmış. Hiçbir şey olmuyor valla. Ha şu anda dur bir dakika. Ben yağ mı koyayım? Dur önce şunu şerbetleyelim. Bütün şerbeti döküyorum. Evet. Bu şimdi birazcık şişecek. Ve rengi açılacak. Ceylan, Ceylan gel gel. Ne diyor biliyor musun izleyiciye? Anında fotoğraf paylaşıyorsun ya, ya siz bunları diyor ne ara çekiyorsunuz da koyuyorsunuz diye bir çekişini görsün mü? Gel buraya gel. Birazdan bu fotoğrafı görün sizde. Birebir görmediğiniz için gerçekten merak ediyorsunuz. Ceylancığım her aşamayı bu şekilde aynen, böyle çekiyor. Tamam tabii tabii. Bir taneyle asla yetinmez. İlla iki kere çeker. En büyük özelliği. Ben bunun hepsini koymayayım. Hepsini koy. Ha. Evet, hepsini koy. Tamam. Haydi bakalım. Çok sanki şerbetli gibi oldu ama. Çekiyor. Peki. Üstünü kapatalım. Bence kapatıp yukarı çıkalım. İçini tamam da çekiyor kapattığımızda. Evet. Sen bir yukarı çık. Tamam. Makyajını düzelt. Ben de senin içini tamamlayacağım. Bu hiç öyle böyle bir iç değil. Neredeyse kıyma kadar içine su konuyor. Doğru söylüyorsun. İki tane soğan bayağı suyuyla. Yarım kilo dana kıyma. Tuz. Şöyle bir çay kaşığı koyayım. Acıcık bir tuz. Sanki çok küçük yapıyorsun. Ha bu daha güzel oldu. Tabii. Biraz karabiber. Hı hı. Böyle içinden vıç 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 böyle ses gelmesi lazım yoğurdunuza. Ben sana yoğurayım mı? Yoğurursan sevinirim. Haydi bakalım. İçine bayağı bir bardak, bir buçuk bardak su koydum. Şu sesi zaten duyuyorsunuz. Evet. Yağını koyuyorum o zaman. Tamam yağını koyun. Bol yağ sever. Bol yağ. Bayağı evet, böyle yağ gömülmeli. Hı-hı. Bu iyi mi koyayım mı biraz daha? Bu aslında iyi. İyi mi? İyi. İstiyorsan biraz daha ekleyebilirim. Biraz daha ekleyelim. Bol yağ da olması lazım. Ve kızgın. Tamam yeterli. Teşekkürler. Kendime geldim. Geldin. Haklısın vallahi. Bayağı acıymış. Soğan acı olunca bir tane izleyici böyle yazmış. Ben hep bu sene çok acı çıkıyor soğanlar. Çok da taze alıyorum halbuki falan diye söylendim. Nursel'cim soğan acı olursa o kış çok çetin geçecekmiş demişti. Şimdi şu an açanlar varsa hani ne oluyor diye hemen toparlayayım durumu. Oya ablanın tarifi bu. Nesrin akşam gezmeye gideceği için şu an bu tarif yapıldı. Patron ne de olsa o ne derse olur. Şimdi pişmenin yarısında, yarı aşamasında 2 portakal mıydı Seyhan? Kaç bardaktı? Söyle gel. 2 portakal rendesi, 1 su bardağına yakın portakal suyu, 2 bardak şeker. 4 yumurta, biraz da bir cimcik diyelim, karbonhidrat. Ne badem diyorlardı buna? File badem. File badem. Bu zevke kalmış, biz bol seviyoruz. Ay çok yakışıyor, evet. Şimdi bu üstü bunun biraz böyle ıslak gibi olacak. Evet. Onu biz çok sevdik zaten.
Tamamdır. Böyle durmasının hiçbir sakıncası yok çünkü zaten alttaki hallenmiş durumda. Üstteki de çok zor bir kıvam olmadığı için 170'te devam ediyor. Teşekkür ederim. İnşallah olur. Hadi inşallah. Şimdi ben kapamaya başlarım. Evet. Sen de kızartırsın tamam. Benim için. Gel. Şunları ben yanıma alıyorum. Evet. Hadi bakalım. Şöyle, değil mi? Evet. Cıvık cıvık bir. Vallahi çok güzel öğrenmişsin. Kapatıyorum. Çok nasıl seviyorum yani çünkü çok. Böyle. Hoppa. Bu senin. Şır adı evet. Olsun değil mi? Evet. Adını yaşatsın. Bu çok yağlı bir börek diyorlar ama aslında hiç yağlı değil. Hemen çok hızlı bir şekilde pişiyor. Çok hızlı piştiği için, kızgın yağda çok hızlı piştiği için aslında o kadar da yağ evet, çekmiyor. Çekmiyor. Tamam, ben devam edeyim. Ne güzel bir iş birliği içerisindeyiz. Keşke öbür kızım da gelseydi. Keşke. Ama çok iyi kapamıyor muyum? Ha, kapıyorsun şimdi. Aa, bir saniye, görevimi yapmam lazım. Hemen, buyur. Bakalım uygun mu? Misafire çıkar mı, çıkmaz mı Emreciğim? İçini görmen lazım, beni değil şu an. Şöyle, şöyle, bakın içine. Şöyle su damlıyor olmalı. Vallahi damlıyor, bakın. Biraz soğusun. Nursel'cim, kalabalık olursa çok güzel oluyor çiğ herhalde börek. Yani. Çok daha çabuk ve zevkli oluyor. Neyse ki sen varsın yardımcı. Güzel oldu. Kızım kızartıyor, sen... Şu an görevini şu yapıyor. An, evet, şu an Nursel'cim. Eteğime uygun dans ediyorum. Böyle alam çok güzel ya. Bir tane ver, ben de o eteği yiyelim. Bir tane. Ne dedi Volkan, sen söyle. Ne dedi? Bir tane ver, ben de söyle söyle. Eteğim dedi. Bir tane ver Nursel bana da, ben de o eteği giyip döneceğim dedi Volkan. Veririm ve döndürürüm. Böyle. Alkışlıyoruz. Ama Nursel'in eteği de gerçekten çok güzel. Değil mi? Evet. Evet, bence de. Onu da alalım, annesi. Anne demiyorsun gerçi. Zehri, Zehroş, Zehracım. Zehracım diyorum. Bengü de öyle der. Evet. Çok güzel oluyor mu, değil mi? Değil mi? Evet. Ah, kaç tane yeme potansiyelim var? Ben normalde çok iştahlı biri değilimdir ama ya ben 7 tane falan yediğimi hatırlıyorum. Doğrudur. Ya çok... Yeniyor çünkü evet. Gerçekten yeniyor. Neyle gider bu? Ayranla. Ayran yapalım. Evet, ayran yapalım yanına, çok da güzel olur. Evet, çiğ böreğimiz. Alkış istiyor, bak nasıl bakıyor bak. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik yorum istiyoruz. Bayağı güzel yorumlar bekliyoruz. Gerçekten hani çok çiğ börek yaptım. Gayet başarılı bir çiğ börekti. Şekerim, günün teşekkür en ediyorum. Mis kokanağını sunumlarda sıra siz hazırlanın. Tamam. Hep beraber biz de buraları ayarlayalım. Tamam. Hadi güzel. Bakalım. Görüşürüz.
şekerim. Ay bu arada biliyor musunuz ne kadar benziyorsunuz? Şu an da evet şu an fark ettim. İyi oldu bütün gün fark etmediğim ama gerçekten şu an fark ettim ya. Aynı gözleriniz ha. Benzetirler. Bayağı yani karşıdan şu an. Kızımı da öyle, büyük kızımı da öyle. Eksinde... Peki bu iltifattı. Şimdi soruyorum size evet. Neden dantel örtüyü getirmediniz? Var demiştiler evet. Çünkü. Özellikle ben istemedim. Aşk olsun. Aşk olsun. Dantel, el örgüsü hem annem yapmıştı çok da güzel. Ay sen ne bakıyorsun ona ya? Kız da anne dedi ne yapıyorsun sen dedi örgü, el örgüleri eski zamanda ay, kaldı. Ay aşk olun valla çok üzüldüm. Onu götürelim dedi. İnan ki bayağı üzüldüm. Evet bir daha dinlemeyeceğim artık. Çünkü bu eve çok yakışıyor evet, dantel örgü yakışıyor. Ve benim çıkış noktam bu konuyla ilgili savunmam, lafım sana ve gençlere. Bu bizim gerçekten örf ve adetimiz, geleneğimiz, çeyizlerimizin vazgeçilmezi danteller. Benim için de çok önemli. Yani madem yapıldı kullanalım diyorum, getirin kullanalım aynen evet. Sandıkta yerini alsın. En azından bari bir hakkını verelim. Verelim. Ben de öyle istedim ama. Canım al. Evet. Şöyle yapalım. Pırasa dolmamız. Efsane. Evet. Bu konuda çok cesur olmak gerekiyor. Bakalım. Fena değil. Evet. Çok iyi fikir havuç koymak. Hı, evet. Çok, görüntüyü çok güzel değiştiriyor. Evet. Ellerimiz tertemiz. Böyle Nursel'cim on parmağınla girdin diyorsunuz ya bazen. Ben, süper. Tamam. Çok şık. Sen şekerpareni al. Boşaltayım. Bir şey dememe gerek yok. Emre gör içini. Şerbetin hepsini çekmiş. Gördün mü? Mükemmel. Oh, oh, oh balığından da koy koy. Çok da güzel oldu. Tatlımızı da. Şekerim. Evet. Sana güzel hediyelerim şimdi beraber var. Yiyeceğiz bunları. Bu bıçağın. Ay çok teşekkür ediyorum. Güzel yemekler yap. Benim için de çok güzel bir anı oldu. Bu da elin yanmasın ay, diye benim tutacaklarımdan. Güzel. Çok beğenmiştim. Teşekkür bu ederim. Bu da bence çok orijinal bir torbası var. Aynen. İstediğin şeyi sakla kuru baklagiller evet. Olabilir. İyi çok teşekkür kullan. Ediyorum. Çok şöyle mersi. Koy istersen. Güle güle kullan. Çok teşekkürler. Yemeklerimiz yerini alsın. Evet. Önce şunu alalım. Kebikler. Sizin renginiz sarı kızlar. Evet. Aynı renk oldu. Hepsi aynı. Evet, evet. Biz de onu dikkat ettik. Dedik her hepsi. İlin bir rengi var bence. Sizinki de sarı. Evet. Eskişehir koktu bugün mutfağım. Neler yaptık? Kaçıranlar varsa şöyle. Pırasa dolmamız. Hı-hı. Kıymalı. Dızmanamız. Çiğ böreğimiz ve tatlımız, şekerpare tatlımız. Evet. Var mı söylemek istediğin? Evet, tüm sevdiklerime, dostlarıma, eşime öpüyorum. Selamlar. Sen?
Öncelikle her şey için teşekkür ediyoruz ve herkese selamlar. Küçük kızımız da selamları var. Öyle utandığı için gelmedi ya da tercih etmediği için. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Gerçekten. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Kızlarınla falan, yani müthiş bir annesin, gerçekten tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Mutfağınızdan böyle misler gibi yemek kokusu, masanızdan en sevdikleriniz. Bence hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım ki tarifler almaya devam edelim. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Afiyet olsun.